Herkese merhabalar. Sözlük sitesi yazıyoruz projesindeki 11. video ile karşınızdayım. Ben Salih Cantekin. Bu videoda da daha önce Web API kısmında çoğunu tamamlamış olduğumuz fonksiyonlardan birkaç tanesini ekleyeceğiz. Ve işimiz tamamlanmış olacak diye ümit ediyoruz. Daha sonra... UI tarafını, Blazor app tarafını geliştiriyorken aslında tekrar buraya dönüp çok küçük ufak dokunuşlar yapıyor olacağız ama bugün biraz daha web api daha önce burada application kısmı altında fonksiyonlarımızı ve buradaki api'mizin altındaki controller'lar içerisinde de action'larımızı yaratmıştık. Şu an dışarıya hizmet verebilecek durumda aslında yani bu api. Ama böyle birkaç küçük detay kaldı. İşte şurada mesela login olduğu zaman kullanıcı geriye bir Jason token döndüğümüz bir metodumuz var ve bu Jason token Blazer tarafına gidecek ve her istek olduğunda o token'ın bize gönderilmesini isteyeceğiz. Bu fonksiyonu buraya ekledik ama mesela web API'mizde bu fonksiyonu devreye almadık. Dolayısıyla bir token gönderilirse bunun kontrolü authorization authentication işlemleri henüz yapılmış olmuyor şu an web API içerisinde. Bugünkü videoda hem bu token tarafını biraz daha application API içerisinde aktif edeceğiz. Hem de genel bir infrastructure, genel bir altyapı metodlarını gözden geçireceğiz. Bunun en önemlisi de exception handling olacak. Bir exception meydana geldiği zaman web API'miz nasıl davranacak? Biraz da bunu da görüyor olacağız. Öncelikle bu web API tarafında hemen işe başlamak için infrastructure diye bir klasör oluşturalım. Ve bunun altındaki ilk klasörümüz action filters olsun ve daha önce şurada bir validation filter eklemiştik. Sistemimiz içerisinde bir validasyon hatası oluştuğu zaman çalışacak olan metodumuz buydu. Yani şurasıydı. İşte valid değil ise şurası çalışsın ve geriye döndüğümüz tip bu olsun vesaire gibi. Şuradaki validation filter'ı bunun içerisine taşıyacağım. Validation filters'ın dışında bir klasör daha oluşturacağım ve extensions diyeceğim ismine. Bunun altına da ilk olarak authentication ile ilgili extension'ımızı ekleyelim. Bu bir registration extension olacak. Alt registration diyebiliriz ismine. Bu bir extension class olacağı için de statik olarak işaretledim. Bunun içerisinde bir tane metodumuz olacak ve geriye service Collection dönecek. Configure out diyeceğim ismine de I service collection alacağız. Bir de dışarıdan I alacağız. Çünkü secret key ihtiyacımız olacak. Şimdi şurada ilk işimiz bir kere signing key oluşturmak. Ee, şöyle hemen alalım bunu. Get section demeyeceğiz burada. Bir kere şöyle silelim şunu. New Symmetric Security Key. Hemen bunu using bloğuna ekleyelim. Yani şu şekilde hemen tamamlayabiliriz bunu. Bizim için sağ olsun tamamladı. Ama şuradaki e, encoding ile alacağız bunu. Encoding şöyle olabilir. Bu da hatırlarsanız şurada outconfig isminde bir keyimiz vardı. Onu kullanmıştık. Burada da aynısını kullanacağız. Outconfig secret. Şu symmetric olacak. Bunu da using bloğuna ekleyelim. Ee, sim bir tane fazla olmuş. Şöyle. Symmetric security key. Bunu aldıktan sonra bize gönderilen services'in altında hemen benim için tamamladı sağ olsun. Şuradaki default default şemayı kullanabilmek için paketimizi ekleyelim. Bunun altındaki authentication şemayı kullanacağız default şema olarak. Bunun yanında şöyle bir de add JWT barrier kullanacağız ve buna bazı optionlar veriyor olacağız. Onu da şöyle tamamlayacağız. Bir kere her şeyden önce bu option'un bir tane token validator parameters olacak ve bunu yaratıyor olalım buraları detaylıca anlatmıyorum. Çünkü zaten daha önce fazlasıyla yapmıştık başka projelerde. Hatta JVT'nin ne olduğunu anlattığım başka bir video daha var kanalda. Ona da ulaşabilirsiniz. Validate iş yarı hemen burada false olarak işaretliyorum. Dediğim gibi bu propertyleri teker teker işlemeyeceğim. Ama validate audience var burada. Bunu da false işaretleyelim. Daha sonra validate lifetime var. Bu bizim için önemli. Bunu true olarak set edelim. Bunun dışında issuer validate issuer signing key'imiz var bu kesinlikle true. Issuer signing key'imiz var. Bu da az önce yukarıda oluşturmuş olduğumuz signing key. Bunu yanlış yazmışız. Şöyle değiştirelim. Şöyle. Bunu ekledikten sonra sisteme şurada da return services diyelim. Şimdi bu extension metodumuzu ekledik. Bunu şimdi services'in altından çağıralım. Gidiyorum program cs'ye. Şurada mesela çağırabiliriz. Bu yıldır services.configure authorization. Buna sadece bir tane bu yıldırın configuration'ını veriyor olmak lazım. Bunu da using bloğuna ekleyelim. Authorization'ı sistemimiz içerisinde aktif hale getirmiş olduk. Tabii ki controller'ların üzerine authorize attribute'ünü, keyword'ünü eklemediğimiz sürece authorization çalışmayacaktır. Ama onu zaten biz uygulamamızın UI tarafını düzenliyorken login olduktan sonra halledeceğiz. Bu uygulama içerisinde authentication'ı en baştan aktif yapmak istemiyorum. Çünkü UI tarafını geliştiriyorken biraz işlerimizi uğraştırıyor sisteme ekleyeceğim ama authorization şu an böyle disable kalıyor olacak. Burada authorization'ın dışında buradaki registration'ın dışında yani bunun da sistem içerisinde kullanılabilmesi için aslında burada konfigür ettik ama şurada authorization'ın üstüne app.use authentication'ı da eklememiz gerekiyor. Authentication authorization şeklinde map önce olacak bu. Bunu altına çizelim. Eee authorization tarafı okey. Ben authorize bütün eklediğim zaman controller'lar artık başarılı bir şekilde çalışacak. Asıl şimdi burada ekleyeceğimiz şey dediğim gibi extension ile ilgili, e, ile ilgili bir extension metod olacak. Bir kere şöyle application builder diyelim. Application builder extension. Bu da yine dediğim gibi extension metod dolayısıyla statik yapacağım hatırlarsanız bilmiyorum kanalı ne kadar süredir takip ediyorsunuz benim Udemy üzerinde bir tane kursum var net 5 ile kendi kütüphanemizi yazalım isminde Fiyatın böyle göründüğüne bakmayın daha sonra ücretsiz olarak dağıttım ben bunu Sizde eğer bu kursu her ne olursa almak istiyorsanız bana Discord e-mail LinkedIn Instagram herhangi bir yerden ulaşabilirsiniz ve ilgili kupon kodunu dağıtıyor olurum sizin için de. E, bu kütüphane içerisinde yani bu kurs içerisinde kütüphane geliştirme tekniklerimiz vesaire vardı. E, şeyde de Nugget'te de yine kanalımız içerisinde burada tek body diye arama yaparsak eğer Request response'ların loglanması ile ilgili ve exception'ların handle edilmesi ile ilgili e, şeylerimiz de var kütüphanelerimiz de var. Ben burada bu kütüphaneyi yani burada daha önce yazmış olduğum kütüphaneyi kullanmayacağım. Biraz daha detaylarına girebiliyor olmak için. Ama istiyorsak bunu da çok kolay bir şekilde kullanıp handle edebiliriz exception'larımızı. Ben burada biraz daha detaya gireceğim. İlk iş olarak bir kere bir tane extension metodumuzu yazalım. Public static bu sefer geriye IApplication bu yıldır döneceğiz. Configure exception handling diyelim mesela metodumuzun ismine ve i application bu yıldır. Buna app diyelim. Başka bir promet, başka bir parametre daha alacağız ve buna da include exception details diyeceğiz. Default değerini de false olarak vereceğim. Bir o e, exception oluştuğunda geriye bütün detayları dönmeyelim diye. Bunun dışında bir tane daha olsun. Use default handling response diyelim bunun içerisine. Buna true diyelim. Default'u kullansın. Eğer default'u kullanmak istemiyorsak birazdan bir metod yazacağız. Mesela bir exception oluştuğunda o metod çalışacak. Geriye o metod dönecek. Ama ona rağmen yok kardeşim ben default'u kullanmak istemiyorum. Ben buna bir fonksiyon vereyim ve benim buraya göndermiş olduğum fonksiyon çalışsın derseniz de buradan bir dışarıdan fonksiyon parametresi alalım ve geriye de http konteksi dönelim parametre olarak. Bir de exception detayına dönelim tabi ki. Exception ve bu bir async metodu olsun. Buna da handle exception diyelim. Bunun default değeri de null olsun. Dışarıdan bu parametreleri alan bir tane extension metodumuz var. Şurada return app diyelim. Geriye bunu dönmüş olalım. Şu app'in altında bir kere .NET'in bizim için sağlamış olduğu run isminde bir metodumuz var kontekstini çağırıyorum şimdi bu konteksin içerisindeki delegeti dolduralım birlikte bir tane exception oluştuğu zaman exception oluştuğu zaman exception detaylarına ihtiyacım var benim exception objesine ihtiyacım var o yüzden exception object diyelim bunun ismine ve bunu da kontekstin featureları arasından geti çağıralım ve I handler feature isminde bir interface var bunu kullanalım. Using Blown'a da ekledim. Şimdi bu benim objem oldu. Bu objeyi kullanarak şimdi bazı şeyler yapacağım ama onun öncesinde şu şeyleri bir kontrol edelim. Dışarıdan gelen parametreleri bir kontrol edelim. Mesela use handling response false ise yani benim kendi yazacağım buradaki fonksiyonu kullanmak istemiyor ise ama ona rağmen buradaki handle exception'da null ise yani hem kendi kullanmak istemiş hem de kendi kullanmak istediğini göndermemiş ise mesela bir tane exception fırlatalım. Argument null exception diyelim buna. Diyelim ki name of handle exception. Şöyle mesaj olarak da e, şöyle hatta parametrize edelim şunu. Şunu alt satıra alıyorum şöyle. Name of handle exception cannot be null when e, yine şöyle name of use handler use hand default handling response is false diyelim. Hani bu falseken bu da null olamaz diye bir hata fırlattım. Bir tane daha kontrol ekleyeceğim buraya. Yine use default handler false iken ve handle exception null'dan farklı ise Bu sefer aslında bu bir şey exception fırlatacağımız bir kod değil de bu handle exception bize gönderilen dışarıdan handle exception fonksiyonunu çağıralım ve parametrelerimizi içerisine gönderelim. Bunu direkt return ediyorum. Yani bu kontrolden geçiyorsa şu var demektir. Handle exception var demektir. Bunu kullansın. Eğer zaten bu şartta da uymuyorsa şimdi bir tane default bir handler yazacağız ve o handler'ı çalıştıracağız. Şimdi i̇şte bu handler ne yapacak peki? Private bu sefer içeride çalışacak. Bu static async task geriye döneceğimiz default handle exception. Burada sistemimiz içerisinde bir exception oluştuğu zaman bu exceptionları yakalayacak ve response olarak bir şeyler geriye dönecek. Bir metod yazıyoruz. Exception aldık buradan. Bir de şuradan bool include exception details diyelim. Şunlara şöyle bir sileyim şimdilik. Şimdi ne yapacağız peki? Yani şunu da şuradan çağıralım bu arada. Return. Bu default exception çalışsın. Bunun içerisine konteksimizi gönderelim. Exception objemizin error'ünü gönderelim. Ve dışarıdan bize gönderilen şu parametreyi içerisine verelim. Yani şurasını ekleyeceğiz birazdan. Program CS'den çağıracağız. Şurası çalışıyor olacak. Eğer özelleştirdiği bir fonksiyon yoksa benim metodum çalışsın. Ve ben bu metodda ne yapmak istiyorum onu söyleyeceğim şimdi. Bir kere geriye bir response döneceğiz. Yani şu konteksin içerisinde şöyle göstereyim hemen. Konteksin response diye bir metodu var. Bir propertisi var ve onun write async isminde bir metodu var. Mesela buraya bir şeyler yazıyor olacağız o yazdığımız objeyi de geriye döneceğiz. Ama ne yazıyor olacağız ve hangi şartlarda bir şey yazıyor olacağız? Mesela geriye dönerken bir HTTP status kodumuz olsun. Hatta şöyle yapayım ben. Şuraya bir private method daha yazayım mesela. E, o da static async task geriye dönsün ve adı da write response olsun. Yine HTTP konteksti alsın buradan. Context. HTTP status kodu alsın. Hangi status kodunu geriye dönüyoruz? Status kod ve e, göndereceğimiz objekte alsın. Response object diyelim ismine de. Ve şurada mesela context'in response'un content type'ını doğrudan belirleyelim. Diyelim ki application JSON olacak. Ben JSON geriye dönüyorum diyeceğim sana. Bunun dışında context'in response altında status kod var. Bunu da intekest edecek şekilde şöyle kullanabiliriz. Status kodumuzu verelim. Ondan sonra await evet, context response write. Şurada write as json var. Bu benden direkt objenin kendisini alıyor. Eskiden işte serializer'ı kullanıp bunun içerisine string'i vermek gerekiyor. Ama artık objenin kendisini de gönderebiliyoruz. Burada ekstradan. Şu metodu da şurada durumlara göre çağıracağız. Bir kere hangi durumlara? Ben bir tane HTTP status kod isminde bir tane değişken yaratayım. Ve bunun default HTTP kodu da internal server error olsun. Benim sistemim içerisinde bir hata oluşuyorsa ben aksini söyleyene kadar geriye internal server error döneceğim. Bunu bir kere yazdım kenara. Hatta bir tane de string message'ımız olsun. Yine ben aksini söyleyene kadar internal server error occur diyelim mesela. Bunları yazacağız response içerisine aksini söyleyene kadar. Peki aksi ne olabilir? Mesela diyelim ki bize gönderilen exception mesela is an unauthorized access exception ise mesela status kodumu ben değiştirmek istiyorum. HTTP status code Annotized. Annotized döndüm. Bir kere bunu set etmiş oldum. Bunun dışında exception'ım benim hatırlarsanız bir tane database exception tipi oluşturmuştuk. Database validation şöyle. Database validation exception isminde bir metodumuz vardı. Mesela bu benim için özel bir exception türü. Veri tabanında bir hata oluştuğu zaman mesela şurada var mıydı? şurada fırlatmışız mesela işte kullanıcı bulunamadığı zaman database validation exception fırlatmışız. Bu bir exception eğer bu handle edilmediyse ve benim buradaki uygulamam bunu handle ettiyse burada özel bir durum oluşturmak istiyorum ben. Peki nasıl bir özel durumdan bahsediyoruz? Mesela ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Benim sistemim içerisinde oluşan herhangi bir validation exception türünde geriye spesifik bir tip dönelim mesela. Spesifik bir response model dönelim. Bunun için şuradaki common kütüphanesine geleceğim. Bunun altında models vardı. Gerçi şurada infrastructure altında direkt şuraya ekleyebiliriz mesela. Results diye bir klasör oluşturalım. Bunun altına bir tane class oluşturalım. Validation response model diyelim mesela. Validation hatası oluştuğu zaman bir yerde bunu geriye döneceğimizi söyleyelim. Mesela bu modelimizin içerisinde neler olacak? Bir kere her şeyden önce liste halinde hataları dönece döneceğimiz bir propertimiz olsun. I enumerable tanımlayalım. Tabi bu şurada olacak. I enumerable bu da string olsun ve ismine de errors diyelim. Bunun dışında aslında çok fazla bir şeye ihtiyacımız yok. Bir tane Constructor oluşturabiliriz bu şekilde, bir de boş bir Constructor oluşturalım. Boş Constructor'a ama sadece String mesaj gönderesin. boş demeyelim buna. O da bunu gidip Error'a eklesin. Error'a nasıl ekleyeceğiz? Bir tane liste oluşturalım burada String ve bize gönderilen şu mesajı içerisine ekleyelim. O da dolayısıyla bunu çağıracak, buradaki Error set edilmiş olacak. Bunun dışında bir de mesela bu liste halinde olan errorleri tek bir string'e çevirmek için küçük bir hile yapalım burada. bir tane string bir property oluşturalım. Flatten errors diyelim. Bu da bizim için şunu yapsın. Desin ki eğer errors null'dan farklıysa şöyle aşağı inelim. String'in join metodunu kullanarak mesela bunları environment new line alt alta atalım. Eğer bu null ise de geriye string empty dönsün. Geriye bu modeli döneceğiz. Ben bunu flatten error'u nerede? Burada errors olacak. Flatten errors'u nerede kullanacağım? Ben burada sistem içerisinde kendim kullanacağım. Dolayısıyla dışarıya dönmeme gerek yok mesela bu property'yi. Dışarıya dönmek istemediğim property'leri de json ignore attribute'ünü eklersek eğer response içerisinde serializing serialization işlemi sırasında bu ignore edilecek. Bunu göstermeyeceğiz. Şimdi bu klası kopyalıyorum. Geliyorum buraya diyorum ki eğer bir exception oluşmuş ise ve bu bir database exception ise burada bir tane model oluşturalım. Validation response diyelim. New bu modeli oluşturacağım. Şöyle exception'ın mesajını da gönderelim içine. Bunun dışında await diyelim. Write response. Çünkü her şeyim hazır. Mesela bu write response'a konteksti göndereceğiz. Elimde var. Status kodu göndereceğim. Status kod parametrem var. Bir de response modeli göndereceğim. O da şu olacak. Ve eğer buysa buradan return edelim. Bundan sonrasının çalışmasına gerek yok. Peki bu değilse ne yapacağız? Bu sefer de dinamik bir tane response oluşturacağım. Şöyle yapacağım ona da. Mesela http status code diye bir tane şey olsun içerisinde. Integer bir değişken status kodu yine integer'a cast edelim, koyalım. Bir de detail isminde bir tane metodumuz olsun. Buraya şimdi ne vereceğimiz önemli ki benim için sağ olsun hemen tamamladı. Eğer include exception details true gönderilmiş ise oluşan exception'ı to string'e çevireceğim ve dolayısıyla altındaki stack trace ile bütün detaylarıyla birlikte set etmiş olacağım bunu. Ama eğer include detail false ise sadece oluşan mesajı burada set edebilirim. Ee, bu mesaj neydi? Benim şurada vermiş olduğum internal server error occurred. Bu mesaj buna set edilmiş olsun. Daha sonra burada işlemimiz bittikten sonra await ile yine write response metodunu çağıralım. Kontekstimizi verelim altına. Status kodumuzu verelim ve res'i verelim. Bu şekilde şu metot çalıştığı zaman da geriye benim buradaki kurallarım çalışıyor. Şimdi ben yarın bir gün başka bir exception tipi eklediğimde sistemim içerisine ve o exception oluştuğunda başka bir türlü davranmasını istersem sistemimin. Tek yapmam gereken gelip burada nasıl davranmasını istiyorsam ona göre bir kural yazıyor olmak. Mesela database validation exception özel bir tür benim için. Bu tip de bir response model döndüm. Ama onun dışında mesela unauthorized exception oluştuğu zaman sadece status kodu değiştim. Mesela böyle düşünebiliriz. Şimdi bunu yani şunu aslında çağıralım. Gidiyorum program cs'ye. Geliyorum şuraya. Şurada app nokta deyip yapıştırdım bunu. Önce bir using bloğuna ekleyelim diyeceğim. Otomatik olarak tanıdı. Bunun bir tane parametresi var. Include exception details. Peki ben bu detayı nereden yani neye göre exception'ın oraya detaylı bir şekilde yazılıp yazılmadığını set edeceğim derseniz şöyle bir şey yapabiliriz. App'in altında environment var. Bunun altında da is development var. Environment'ın is development'ı true ise yani ben development yapıyorsam Environment'ın benim çalıştığım bu uygulamanın çalıştığı ortam, development ortamı ise geliştirme ortamı ise detayları görmek isteyebiliriz. Dolayısıyla siz, siz hem lokalinizde çalışıyorsa çalışıyorken hem de uygulamaya kalkarken Environment'ı development set edilmişse bir şekilde ki biz lokalde çalışıyorken otomatik olarak set ediliyor, burada bütün de hata detaylarını göreceğiz. Ama siz aynı uygulamayı hiçbir kod değiştirmeden production ortamına attığınız zaman bütün detayları görmek yerine sadece mesaj kısmını görüyor olacaksınız. Internal server error'u. Bu arada bunun altında istiyorsanız loglama detaylarını da kullanabilirsiniz. Yani burada logger'ı kullanalım. Evet ben burada sadece detayları vermedim. Sadece mesajı verdim ama ben bu detayı mesela loglamak istiyorum derseniz de exception içerisinde burada bir log mekanizması da kullanarak bu exception detaylarını oraya basabilirsiniz. Dolayısıyla production ortamında kullanıcıya sadece şu mesajı gösteriyorken siz loglara bas baktığınızda bütün exception detaylarını görüyor olabilirsiniz. Şöyle tekrar buraya geliyorum. Bu videoda bu API tarafının altyapıları ile ilgili birkaç geliştirme yaptık. Exception Handling bizim için önemliydi. Onu hallettik. Burada bir extension metodu yazarak ve bu extension metodun altında da bir tane handler yazdık kendi handler'ımızı yazdık ama bu kullanım bize dışarıdan bir fonksiyon göndermeyi de seçiyor. Biz sadece bunları göndermedik. Şunun çalıştığı yerde Burada ben sadece ilk parametreyi gönderdim ama istiyorsak mesela burada diğer parametreleri de set edebiliriz. Neydi onlar? Use default handling response bu otomatik olarak true. Ben bunu false gönderip buradaki handle exception'ı da gönderirsem benim burada yazmış olduğum metot çalışıyor olacak exception handle edildiğinde. Ama ben varsayılanı kullanmak istiyorum. Şuradaki zaten exception handling mekanizmasını da kullanırsanız altında aynı kod çalışıyor olacak. O da yine dışarıdan özelleştirebildiğiniz bir fonksiyon, bir kullanım sunuyor olacak size. Bunun detaylarına gitmek için ise şurada e source repository'ye giderseniz eğer burada örnek bir kullanımı var. Mesela exception handling nasıl kullanılıyor diye. Şu satırı eklemeniz yeterli olacak. Default versiyonun çalışabilmesi için default versiyonda çalışan default response modelimiz bu exception message ve status code var. Bizim az önce yaptığımız gibi bunun dışında şu şekilde de özelleştirebiliyorsunuz. Loglama işini de dediğim gibi yine burada yapabiliyorsunuz mesela. Bu şekilde bir kullanım da size sağlamış oluyor. Hatta geriye döndüğünüz response modeli de bu şekilde özelleştirip istediğiniz modeli de geriye dönebilmiş oluyorsunuz. Ee, videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın kanala abone değilseniz abone olmayı abone olduktan sonra da zil işaretine basmayı unutmayın ki ben bir sonraki videoyu yüklediğimde haberiniz olsun. Gerek bu derste anlattığım bu videoda anlattığım konular ile ilgili gerek genel konular ile ilgili aklınıza takılan bir şey olursa mutlaka videonun yorumlar kısmında belirtin elimden geldiğince hızlıca cevaplamaya çalışırım onları da. Bu... Web API tarafında ki son büyük geliştirmemiz olacak. Dediğim gibi daha sonra ufak tefek birkaç geliştirme daha yapıyor olacağız. Ama bundan sonraki videolarda artık UI tarafına geçeceğiz. Biraz daha Blazor ile oynamaya başlayacağız. Biraz daha bu Web API'yi tüketen, kullanan uygulamamızı yazıyor olacağız. O videolarda da Web API üzerinde ufak tefek dokunuşları yapıyor olacağız. Mesela Swagger üzerine Authentication için Barrier Token eklemek gibi mesela bazı özellikler ekliyor olacağız. Ya da er, e, başka adresten erişebiliyor olmak için buraya korsu bu şeyde uygulama içerisinde devreye sokacağız ve korsa izin vereceğiz. Orada bir polisi yazacağız vesaire vesaire gibi özellikleri burada kullanıyor olacağız. Bu videodan benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere.